Ramazan geldi diye bunu sevinmek bile, Ramazan gidiyor diye üzülmek bile bu insana bir şey kazandırır mı? Mesela şimdi bayrama geçeceğiz. Bir bayram sevinci var. Ramazan'dan çıktık diye mi seviniyoruz? Yani Ramazan'dan kurtulduk diye mi seviniyoruz? Efendim, Ramazan bayramı bütün yani Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, mesela Miraç gecesi, Evet. efendim, Ragaip gecesi, işte Berat gecesi Mübarek diye geceler, hep evet. gecelerde bir Müslümanların bir bayramı vardır. Bu da bayramdır. Yani Yani Ramazan bitti diye olan bir bayram değil. sadece Ramazan değil. Mesela Cuma ne bugün? Cuma gününü Allah bize bayram yapmış. Cuma günü. Neden oluyor yani bayramın bizdeki şeyi nedir bu? Çünkü ne insan bazen bir affedersin bir alışkanlığı olur da eğer onu terk ederse o da bayram yapıyor. Yani ben şu sözü söylemeye alışkındım. Artık söylemiyorum. Elhamdülillah terk ettim. Şu günahı yapmaya Evet. alışkındım. Artık Ben bırakıyorum. şunu içiyordum. Terk ettim elhamdülillah. Yani suçu terk etmenin bir nevi bayramdır yani. Veya bir işi muvaffak olmak bayramdır. Sadece terk etmeyle de değil bayram. Mesela biz bir çocuğu başla diyoruz. Birinci cüzün birinci sayfasından 20 defa in aşağı çıkıyor. Hatim yaptırıyoruz çocuğa. Ondan sonra da diyoruz ki bu bak oğlum bu 20. sayfaya geldik. Sen hafız oluyorsun. Senin şeyi yapacağız, merasim yapacağız Bayram diyorsun. yapacağız. Ne güzel babası seviniyor, annesi seviniyor, çocuk seviniyor, kocası seviniyor. Hafız yetiştirdim ben diyor. Yani bayram şenlik olarak bizim Yok, örfümüzde bayram şenlik olarak eğlence değildir. eğlence değildir. Bir şeyden kurtuluş. Ben Yani günahlardan aşıkla maşukun birbirine kavuştuğu an demektir bayram. aşıkla maşuk. Birbirlerine kavuştuğu an demektir. O yüzden mi Kur'an'ı çok okuduğunda biz merasim yapıyoruz? Bir Tabii. yaklaşma olduğundan Tabii Allah'a. ya. Tabii Allah Allah. ya. Yani şimdi Cenab-ı Hak kulundan razı olduğu zaman o kulun daha başka bayrama ne ihtiyacı var ya? He? Onun için o kulunan Halik'le mahlukun birleştiği bir an oluyor. Bu büyük şeymiş bu. Evet. Ve bunlar da yeryüzünde diğer insanlarından çok fevkalade bir üstünlüğü olan bir insanlardır bunlardan. Evet. Çok nadir bulunan insanlar bunlar da. Efendim biz yani sadece işte birbirimize gidip eskiden daha dün de buranın Ramazan bayramının adını Şeker Bayramı koymuşlardı. Evet. Neyse onu kaldırdılar Evet, elhamdülillah o artık kaldı. duymaz olduk. Şeker Bayramı Bizim yok mu? gençliğimizde Şeker Bayramı aşağı, Şeker Bayramı yukarı böyle kalırdık yani. Şimdi Şeker Bayramı değil bu Ramazan Bayramı. Ramazan. Evet. Ramazan. Evet. Ramazan Bayramı diyor ki orada malumunuz sizin de fevkalade bilginiz bu hususta var. Estağfurullah. Ramazan, şer Ramazan ellediği. Burada bir sıcaklık var yani. Bir yakıcılık var yani. İnsanın Ramazan ayında günahları yanıyor, yerine Allah'ın nuru tecelli ediyor. Allah Allah. Ya şer Bunu ilk defa Ramazan duymuşum. ellezî unzile fîhil Kur'an. Yani böyle o yakıcı şeyin üzerine Kur'an'ın rahmet suları iniyor sanki. Tabii ya. Allah Allah. Hiç duymamıştım efendim. Çok Evet. acayip bir şey. Onun için Allah bunu şer Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel fırkân. Cenab-ı Hak bize bu kadar bunu ihsan ettiği için kul buna karşı ne yapacak? Allah'ına şükredecek. Ve ondan sonra da bayrama girişimiz o Kur'an'la, o güzel ahlakla Allah'a yaklaşmamızın bir merasimi yani. Evet, bu Yoksa kadar. Ramazan bitti, oh kurtulduk değil yani. Yok, Ramazan bitmez zaten. Müslümanın Ramazanı biter mi? Yani namaz da
bir ibadettir. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde malum evvela iman edeceksiniz diyor, iman. Sonra ameli salih olun diyor. Yani önce demiyor ki ameli salih olun, namaz kılacaksınız demiyor. Evvela iman edeceksiniz diyor. اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَاَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ Bunun gibi iman edin diyor. Sonra ve amilü salihat. Sonra salih amel işleyin. İbadet edin, iman. Namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun. Her şeyinizi artık ona göre. Bütün mahlukata hizmet edin. Evet. Onun için şimdi bir insan namazını kılıyor diye görünecek bile efendim imanı olmayanın zaten namazı da pek o kadar sahih sayılmıyor yani. Evet tabii. Evvela iman, sonra ibadet. Sonra ibadet. Evvela iman. Evet. Cenab-ı Hak iman edeceksiniz, sonra namaz kılacaksınız. Sonra malınızdan olmayanlara da infak edeceksiniz. O yüzden mi bitmiyor Ramazan'ın ruhu? Yani Ramazan'da o imanı bulduktan sonra kaybetmediğimiz için mi müminin Ramazan'ı bitmiyor? Evet. Yani o Ramazan ruhu devam ediyor. Mesela Ramazan'da bir insan sizden duyduğum şimdi doğru anlamış mıyım? Sizin huzurunuzda zikredeyim. İşte kötü bir söz söylüyordum. Ramazan'da ben bunu terk ettim. Evet. Bu kötü söz Ramazan'ın haricinde devam edecek değil. Ben bunu Ramazan'da terk ettim. O zaman Ramazan bitse de benim o Ramazan'da kazandığım güzel ahlak bitmiyor manasında mı söylediniz? Evet. Yani insan, çok affedersin hocam, şimdi insan bir ay çalışıyor, çalıştığı parayı affedersiniz kumara veriyor ya. Çalıştığı zaman evinin rızkını temin ediyor. Onun şeyini alıyor, havasını alıyor. Fakat bir de bakıyorsun ki o bir aylık kazancını kaptırmış gitmiş. Ya. Yani insan da ibadetini yaptığı zaman onu muhafaza etmesi lazım. Öyle kumara yatırır gibi şey yapmaması. Mesela birisinin gaybetini yaptın, Ramazan orucun gider ya. 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 Gaybet yapmayacaksın. Yalan yani kumar masasında değil ama gıybet masasında kaybediyorsun. Gidiyorsun. Yani ya. Biz kumar oynamıyoruz ama hani Cenab-ı Hak birkaç şeyde geçiyor Kur'an'da. Yani ne diyor? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَهُ بِهَا فَلَا تَقُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَدِثٌ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ اِلَّا اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Kur'an-ı Kerim'i ayetlerimizi istihza eden, kendi kendine yorumlayan, Kur'an-ı Kerim'i sevabı sevap saymayan, günahı günah saymayanların meclisinde oturmayın diyor. Eğer oturacaksanız kalkın gidin oradan. Eğer oturacaksanız inneküm izen mislüm, siz de onlar gibi olursunuz diyor. Münafık olursunuz diyor. Yani hadi o kaybetti, o zaten oranın adamı. Ben burada öyle düşünmediğim halde onlarla oturup kalkar, onlarla aynı masaya otururum, onlarla aynı mecliste bulunursam ben de onlar gibi mi oluyorum? Ayet öyle. Ayet diyor. Biz demiyorum, ben demiyorum. Ayet diyor. Onlar yani, gibi olma. Kazandığımızı nasıl kaybetmeyelim? Değil mi? Biraz da o var. Çünkü evet, Ramazan... Ondan işte. Ya. Hatta... Yapmıyorum demek de olmuyor. Enam suresinde de diyor ki ve imma yusiyenneke şeytanı ben bu mecliste oturmamam lazımdı ama şeytan unutturdu oturdum. Allah hemen Allah. Kalkacaksın diyor. Ve imma yusiyenneke şeytanı fela tegudu ba'de zikra. Hemen Allah. Kalk oradan git diyor. Tövbe istiğfar et hemen uzaklaş. Uzaklaşmazsan sen de o zalimlerden olursun diyor. Yani Allah Teala ne güzel söylemiş değil mi efendim? Tabii. Hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimlik tarzı. Yani başına geldi, başına geldiyse hemen kalk diyerek bir önceden onlarla oturma diyor.
Ama unutup da oturduysan, yani yandı, doğru bir adamsın, belki müminsin ama Allah'ın ayetleriyle istihza eden, insanlığı aldatmak üzere bulunan insanlara beraber oturduğun, unutturdu şeytan. Evet. Aklıma geldi. Ya artık oldu bir kere demeyeceğim. Hemen kalkıp gideceğim. Hemen kalkacağım. Beyim ayrılmış yerine. O da tövbe yerine geçiyor. Tabii o da pişman oluyor sana. Hocam Cenab-ı Hak kulunu o kadar çok seviyor ki kulum tövbe etsin diye çeşitli bize yumuşak böyle bahaneler veriyor. Bahaneler mesela diyor ki.